Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liselerinden mezun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlediği burs sıralama sınavının sonuçları belli oldu. Lise diplomasının aslı ve 5 fotokopisi, KKTC kimlik kartının aslı ve 2 fotokopisi, 12 adet vesikalık fotoğraf, muhtardan ikametgah belgesi ve emniyetten sicil belgesi olduğu bildirildi. Ukü Güzel Sanatlar Fakültesi ve Kıbrıs Türk Mimarlar Odası'nın işbirliğinde gerçekleştirilen konferansta Hasan Çalışlar, Kerem Erginoğlu ile birlikte kurdukları mimarlık şirketiyle mimarlık, kurumsal kimlik ve kentsel tasarım alanlarında geliştirdikleri projeler hakkında bilgi verdi. Herhangi bir konu, herhangi bir coğrafya veya herhangi bir müşteri, herhangi bir ölçekte aynı özenle ve önemle yapılabilir olduğunu biz düşündük. Yine hani onun standart hani Türk evi şeyini, tipolojisini geliştirdi. İşte cumbalar, saçaklar, saçak altı izler, betonda yaptığı bir takım oyunlarla binayı belli bir şeye kadar getirmiş. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin 2011-2012 akademik yılı bahar dönemi içerisinde yaptıkları çalışmalardan oluşan Özgün Okul Öncesi Eğitim Araçları sergisi düzenlendi. Sergide matematik eğitimi, ruh sağlığı ve materyal tasarımı dersleri kapsamında 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin çalışmaları yer aldı. Lüster Seramik etkinliklerine 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bölüm Başkanı Profesör Sevim Çizer, öğretim görevlisi Temel Köseler ile Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden doçent Tuğrul Emre Feyzoğlu katıldı. Sanatçıların katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştıkları Lüster Seramik etkinliklerinin açılışı Uküçevi Kuraz Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını etkinliklerin koordinatörü Semral Östen yaptı. Östen konuşmasında Kıbrıs seramik sanatının tanıtılmaya ihtiyacı olduğunu söyleyerek düzenlenen etkinlik hakkında bilgi verdi. Seramikçiler Derneği'ni kurduk, en önemlisi. Bu dernek çatısı altında birçok şey yaptık. Metale dönüşüyor. Sedef kabuğunun, deniz kabuğunun içi gibi sedefsi pırıltılar saçan. Hani 2. yüzyıl, 3. yüzyıllarda da Roma camlarının üzerinde müzelerde görmüşsünüzdür yanar dönerli şeyler. Dokumacılarla camcılar. Workshop'a katılarak Profesör Sevim Çizer ile birlikte çalışma imkanı bulan sanatseverler etkinliğe katılım nedenlerini anlatarak duydukları mutluluğu dile getirdiler. Sabahleyin seramiğin 25 bin yıl öncesinden başlayarak günümüze kadar geliş sürecini değerli hocamız bize anlattı. Yavaş yavaş kendimi seramik içinde bulmaya çalışacağım. Teşekkür ederim. 4 sene ben eğitim gördüm orada. Seramik bölümü mezunuyum. Fakat mezun olduktan sonra böyle bir teknik Kıbrıs'ta uygulamadım. Temel Köseler'in workshop çalışmasıyla devam etti. Ben ismim Emre Feyzoğlu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde öğretim üyesiyim. Çalışmalarımda bugüne kadar çeşitli doğa biçimlenmelerinin yansımaları üzerine ve figüratif biçimlere dönüşmesi üzerine uygulamalar yaptım. Bunda da farklı pişirim teknikleri, seramikteki alternatif pişirim teknikleri uygulamalarını öğrenmeye çalışarak, geliştirmeye çalışarak uygulamalar yaptım. Bunlardan bir tanesi de bugün burada oluş sebebimiz Lüster tekniğinin uygulamalarıydı. Bugün konferans olarak vereceğim bilgilerde de Lüster'in bir dün Sevim hocamızın anlattığından farklı olarak daha başka indirgen ortamlardaki oluşma biçimlerini göstereceğiz ve onun dışında kendi deneyimlerimizden
de bahsedeceğiz. Pişirim deneyimlerimizden, seramiğin bize sunduğu farklı alternatifler. Lüster Seramik etkinlikleri çerçevesinde 2 gün boyunca yapılan çalışmalar sonucunda üretilen eserler UKÜ Kütüphane Fuayesi'nde sergilendi.